13 Eylül Pazartesi, Yeni Çağ Gazetesi, Devrim Zelyut, AKP'den Büyük Kopuş. Anket şirketleri AKP'nin oy oranlarındaki erimeyi farklı oranlarda gösteriyor ama yaşanan kaybın çok daha büyük olduğu anlaşılıyor. An itibariyle AKP'nin çekirdek seçmeni dediğimiz kesimde bile partiden kopuşların başladığını görüyoruz. AKP'nin tahminlerin ötesinde olan kaybının gerekçelerini biliyorsunuz. 1. Ekonomide yapılan yanlışlar. Üretim modelinin yanlış olmasıyla rezervlerin bitmesi, enflasyon, ağır işsizlik ve bölüşümde yaşanan adaletsizlikler. 2. Yanlış göçmen politikasında ısrar. AKP, çekirdek seçmeninin bile kesinlikle kabul etmediği açık kapı politikası. 3. Hatalı salgın yönetimi. Salgının başında maske, ortasında aşı tedarik sorunları, AKP kongrelerinde topluma kötü örnekler sunulması. AKP'den büyük bir kopuşun yaşandığını bize gösteren rakamlar nelerdir? Bu sorunun cevabını verirken genel rakamlardan özele doğru inelim. İlk önce şunu söylemek gerekir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün MÜSİAD'ın 26. olağan genel kurulunda yaptığı konuşması, yukarıda anılan sorunlardan ve sonuçlarından ne kadar uzak olduğunu göstermiştir. Erdoğan diyor ki, Avrupa'da, Amerika'da sefalet diz boyu ama bu millet böyle bir konuma düşmedi. Amerika'da kişi başı gelir 60 bin dolar, Avrupa'da ise 40 bin doların üstünde, Türkiye'de ise 8 bin dolar. Allah aşkına söyleyin, kim sefalet içinde? Salgında Amerikan hane halkına yardım çekleri gitmedi mi? Türkiye'de devlet ne verdi? İBAN verdi, para istedi. Yanlışı inkar ederseniz, sizi uyaranları dinlemezseniz bir gün gerçekle bağınız kopar. Size gerçeği söyleyeyim. 2001 yılında bu millet işsizlik %9, enflasyon %68 olduğu diye tek kalemde Kıbrıs Fatih'i, yılların siyasetçisi Ecevit dahil MHP ve ANAP'ı sildi attı. Şimdi işsizlik %23.6, enflasyon ise %40. Peki bu işsizliğe, enflasyona, gelir dağılımındaki adaletsizliğe rağmen ne olacak? Kopuşun ispatı elbette ki bu rakamlar değil. Bakın size Sözcü Gazetesi'nden kıymetli arkadaşımız Taylan Büyükşahin'in yaptığı bir haberdeki araştırma sonuçlarını sunalım. Siyasi partilerden bağımsız olarak yapılan araştırmada ülke ekonomisinin gidişatından rahatsız olanların oranı %90.5 gibi rekor seviyede çıktı. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Süphan Nasır başkanlığında Türkiye'de seçmenlerin siyasi kimlik temelli profil analizi yapıldı. Burada siyasi partilerden bağımsız olarak Türkiye'deki seçmenlerin profil analizinin yapıldığını söyleyen Nasır, seçmenleri sağ, sol ve merkez olarak ele aldıklarını, merkez seçmenin seçimin kaderini belirleyeceğini ifade etti. Araştırma sonuçları gerçekten çok ilginç. Çabaların karşılığı alınmıyor diyenlerin oranı %91.5. Toplum adil değil diyenlerin oranı %70.6. Ekonomi iyiye gitmiyor diyenlerin oranı %90.5. İmkan ve kaynaklar eşit dağıtılmıyor diyenlerin oranı %93.3. Rakamların gösterdiği çok açık. Ülkede AKP'ye yakın veya ihracatla güzel gelirleri olan %10'luk kesim son derece mutlu. Gerisi ise siyasi parti ayrımı olmadan yapılan araştırmalarda ekonomik zorlukları ve adaletsizliği kabul ediyor. Anketlerde vatandaş AKP'ye oy vermiyorum derken çekiniyor. Çünkü memursa, iş adamıysa başına kötü bir şey gelmesinden korkuyor. Oysa bakın parti ayrımı olmayınca herkes sistemden şikayetçi. İşin sonunda en güvenilir anket seçimlerin kendisi olacak. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki AKP'nin sonu DSP'den farklı olmayacak.